gelsin hayırlı vazifeler. Uğur Birmay Hanım'a baktıydım. Hangi odadaydı acaba? Hemen bakalım. İşiniz de geldi. İşim değil. Pardon, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Her şey yolunda, merak etmeyin. Dinlenmeniz gerek. Doktor Bey de birazdan gelir. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ya size layık değil ama. Tabii böyle aceleyle gelince. Çok güzeller, teşekkür ederim. Nasılsınız? Daha iyiyim. Yani siz de yordun buraya kadar. Yok canım, olur mu şey, estağfurullah. Ne demek yorgunluk? Ya nasıl oldu bu? Yani sizden haber alamayınca ben iş aramaya başladım. Görüşmeye gittiğim yerim merdivenlerinde. Düştünüz, oy oy oy. Merhabalar tekrardan. Hocam nedir durum? Nasıl yapalım? Ya ne yapmak lazım? Ben derhal. Hiç telaşa gerek yok. Anne de bebek de gayet sağlıklı. Ama yalnız kalmamalı Uğur'un. Dinlenmesi gerek. Ağır kaldırmak yok. Ani hareketler yok. Yani gebeliğin bundan sonraki kalan sürecinde annemizin iyi bir bakıma ihtiyacı var. Evet, Allah bakarız Allah'ın izniyle. Kolay gelsin. Gözünü seveyim, bir yüzüme bak be baba. Ben senin için canımı versem yine de fark etmez değil mi baba? Çünkü hep ben yanlışım. Hep ben hatalıyım. Hayatta kapıları açmak için hiç uğraşmam gerekmedi. Kapılar hep açıktı bana. Ya şu kadarcık kendimden beri ha. Başkalarının güzeliydim ben. Bakmaya kıyamadıklarıydım. Değerliydim. Bir tek senin kapılarını açamadım be baba. Hiç kimsenin beni sevmesi umurumda değildi. Herkes beni çok sevdi. Bir tek senin beni sevmen dünyalara bedeldi. Sen beni sevmedin. Bir tek sana kendimi sevdiremedim be baba. Tuttun elinden eve getirdin ya kızını. Kızın şimdi evde mi sanıyorsun? Değil. Nerede biliyor musun? Hamile kadın. Doktor dikkatli olmak lazım dedi. Ya Kadir'im ben diyorum ki hani bir müddet bizde mi ağırlasak kadını? Abi yeterince derdimiz yokmuş gibi. Ya Kadir'im ölecek bile olsak aman dileyene koşacağız. Biz babadan böyle gördük. Ya Kadir hem bu kadın bizim akrabamız sayılır. Nerede bu kadın? Burada. Eşyalarını da aldım geldim.